Evet arkadaşlar kitaplığım bu şekilde. Bir tane raf ekleyeceğim şimdi. Almıştım zaten. Birkaç video öncesinde görmüşsünüzdür. Hatta yukarıya da ekledim. İki alışverişimi eklemiştim. Hatta kardeşime kitaplık almıştı. Şimdi bu videoda da bu benim kitaplığımı tekrar birlikte yerleştireceğiz. Ve bu görmüş olduğunuz rafı da takacağız. Şimdi şu göstereyim. 1, 2, 3, dört tane raf oldu. Bir tane fazla ekledim ben. Buradan aşağıda da 3 tane var. 1-2-3 Şimdi e, bunu bunlara eşit bir şekilde takacağım. Ve dörtleyeceğim. Yani 8 tane raf olmuş olacak. Bir de diğer videoda göstermemiştim. Şunlardan lazımdı. Aldık. Biliyorsunuz ki buraya takılıyor. Böyle. Bunlardan da Ikea'dan yardım ettiler. Sağ olsunlar. Eksik parçadan gidip aldık ama eksik verdiler. Yani 6 tane verdiler normalde daha fazla lazım ama yani en azından yeterli en azından benim için yeterli. E, raf aldığımız için sıkıntı yok. Şimdi birlikte bu kitaplığı düzenleyelim. Şimdi ben bunu çıkardım. Normalde buradaydı. iki tane üste taktım. Yani bir tane ciltli kitap şu şekilde sığıyor. E, gördüğünüz gibi zaten burası da büyüdü birazcık daha. Şimdi en alttaki rafı da iki üste çıkaracağım. Hatta üç tane çıkarabilirim belki. Bakalım yapınca göreceğiz. Şimdi kitapları çıkardım şöyle. Kitaplar burada. Böyle hepsini buraya koydum. Şimdi bakın gerçekten çok güzel. İstediğiniz tarafa takabiliyorsun. İki hanım bu yüzden bu kitaplığı çok seviyorum. Gördüğünüz gibi çıkıyor. İstediğiniz yere takabiliyorsun. Şimdi bunu da takayım. ne zor oldu. Keşke tripodu kursaydım. Ama Oluyor yani Şimdi arkadaşlar ben bütün rafları taktım. 1, 2, 3 ve 4. Bu kitaba göre ölçtüm. Bir tanesi böyle dar olacak zaten. Onu biliyordum çünkü burada da dar bir rafım var. Şöyle. Buna göre ayarladım. Burası dar. Kısa kitapları buraya koyacağım. Buralarda uzun kitaplarsa Yine burası da kısa. E, çok kısa değil ama iyi yani bu şekilde ayarladım. Şimdi kitapları dizeceğim. Her yer kitap. Şöyle bunları dizeceğim bakalım. Şimdi arkadaşlar boy olarak şöyle ayarlamaya çalışıyorum ama burası böyle tam oluyor. Buralar böyle boşluk oluyor. Şöyle alt da böyle. Altta zaten bu kitapları koymak zorundayım. Bu şekilde ayarlayabildim. Şuraya can yayınlarını devam ettireceğim. Onlar kısa ya boy olarak. Ciltli kitaplar da burada oldu. Bakalım. Ama bunları şu anda karışık koyuyorum. Düzenleme yapacağım en son. Kitaplarımı düzenlerken kargo geldi. Dün böyle bardaklardan almıştım. Gerçekten çok hızlılarmış. Bugün elime ulaştı. Böyle. Çok güzel. Açalım. açtım bile. Hmm, korunaklı geldi gerçekten de. Bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir bu rengini aldım. Bir de mavi rengini aldık. Bir anda bir de bedava vardı. Yani iki al bir öde. Evet. Diğer rengi de bu. Çok güzel. Baksanıza çok güzel. Çok beğendim. İkisini gerçekten çok beğendim. Şöyle göstereyim. Kırmazsam inşallah. Çok da gölgeleniyor ama zaten resimlerimde görürsünüz. Zaten Instagram'da falan görürsünüz. Kullanırım ben bunları. Yani çok uygun fiyata geldi. Ayrıca benim böyle kuponum falan da vardı. Bayağı uyguna geldi. İkisini aldım. Arkadaşlar gerçekten çok zor oluyor. Normalde ayırarak yani kategori şeklinde dizmek istiyordum ama bir türlü olmadı. Yani yine kaldı kitaplarım. <laughs> bir raf yetmedi. Üzüldüm şu anda ya. Başka raf da ekleyemem çünkü olmuyor bir türlü. Yani şuradaki duran kitaplardan bir de şuradan birazcık alıp buraya koydum. Buraya kısa kitaplar olduğu için uzun kitap da koyamıyorum, sığmıyor. Yani aslında şu alt rafı değiştireceğim. Yani bu kitapları başka bir yere koyacağım büyük ihtimalle. Çünkü olmuyor yani. Yine kat çıktım şuraya. <laughs> Okumadığım kitaplar arkada kaldı. Bu rafın çoğunu okudum gerçi ama. Yani çok karışık oldu. Hiç içime sinmedi şu andan. Şöyle boyama kitaplarım vardı. Onları çıkardım. Burayı bu şekilde düzenledim. En oluru böyle. Belki buraya tekrar bir el atarım ama bu tarafta bu şekilde olmak zorunda kaldı. <laughs> yani ne yapacak bir şey yok. Bütün kitaplarımı göremiyorum. En azından altta kalıyorlar. Burası iyi oldu. Bu arada kitapların yerlerini tekrar değiştireceğim. Çünkü şu an için vaktim olmadığı için apar topar koyuyorum. Yine burada birazcık yer var. Üstten kitap alıp buraya koyacağım. Ama kısa kitap sığıyor buraya. Kısaları seçmem lazım. Bakalım. Şimdi dayanamadım. Tekrar bir düzen yaptım. Baştan göstereyim. Kitaplar bayağı bir azaldı böyle olunca. Sadece burada yeni aldığım kitaplar. Burada da sığmayanlar. Burada her ay okuduklarımı koyuyorum. Geri kalan laflar boşaldı. Şöyle bakın. Aynen bakın. Şu en alt kısım var ya. Orayı kapiste kitapları vardı. Onları aldım. Böyle bu kitapları yerleştirdim. Burada defterler var. bir tane daha kitaplık gelecek yanına kardeşimden alacağım. Aslında benim kitaplığımda ona vermiştim. O alınca yeni. Tekrar geri alacağım. Onu e, sol tarafa koyacağım. Defterleri de alacağım buradan. Burası da açılacak. Yani şöyle oldu. Şu üstlere de koydum ki sığsın diye. Hiç boşluk bırakmayacağım yani baya güzel oldu ya. Şu an içime sindi. Sadece kitapların yerleri değişik ama zaten buradaki kitapların çoğunu okuduğum için sıkıntı değil. Sadece ben üstteki kitapları okumadığım için üstlere okumadıklarımı koyuyorum. Aşağılara da okuduklarımı koyuyorum. Bunlar küçük olduğu için burada dursun istedim. Şimdilik böyle çok yorucu bir gündü gerçekten. Gidiyorum. Arkadaşlar bilmem kaçıncı gününden selam. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu kardeşimden aldığım kitaplık geldi. Gelince ben tekrar kitaplık düzenlemeye giriştim. Yani boş boşuna zaman kaybettim ama o videoyu da silmeyeceğim. Bunu da ekleyeceğim. Yani uzun uzun izleyin diye düşünüyorum. Zaten sevenler var böyle videoları. Yani tamamen tekrar kitaplığımı boşaltıp farklı bir düzen yapmaya çalışıyorum. Çok fazla uzatmam belki de ama buraya klasik kitaplarımı koydum. Normalde buradalardı. Artık burada olsun istiyorum. Çünkü yani artık iki tane kitaplığım olacağı için bunun altı bu arada böyle dolap orada hiçbir şey yok. İyi oldu. yani açamam da zaten. Bunu bir yere koyamam. O yüzden mecbur orada kalacak. Yani oraya hiç kullanmadığım bir şey koymam gerekiyor. Durum bu şekilde şu anda. Bakalım nasıl olacak. Ben yerleştirmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş diziyorum. Şu üstte hiç dokunmadım. Zaten doğan kitaptan oluşuyor ama birkaç tane yer değişikliği yapabilirim. Burada böyle yeni okumadığım kitaplar genelde var ve yeni aldığım kitaplar olduğu için böyle buraya koydum. Pegasus, Yabancı'nın birkaç kitabı, Epsilon'un birkaç kitabı, Domingo'dan bayağı kitabım var. Itaki'den birkaç tane var. Onlar burada. Hem de rengarenk hoşuma gitti. Buraya kredi yayınlarını birazcık koydum. Burada can yayınları olacak. Oraya da düzenleyeceğim. Böyle tek sıra dizmeyi düşünüyorum. Burası zaten e, klasik kitaplardan oluşacak. Şurada iki rafım da boş. E, devam edeyim bakayım nasıl olacak. Daha yerleştirmediğim bir sürü de kitap var. Henüz bitmiş değil. Son halini tekrar zaten gösteririm. Bu arada buradan çıkınca daha güzel oldu. Aa evet. <laughs> Şimdi fark ettim. Bakalım yapmaya devam ediyorum. Evet birazcık daha çekeyim dedim sizler için. Şimdi buraya yapı kredileri koydum. Çok güzel oldu. Üst üste koymayı koymamak çok güzel bir duygunmuş. Yani böyle tek sıra. Bir de şöyle bir şey oldu. Benim raflarım yamulmuş. Kardeşim park etti. Bayağı yamulmuş raflar. Böyle çok belli olmuyor ama çıkarınca çok iyi anlaşılıyor net bir şekilde. Böyle çökmüş yani aşağı doğru. O yüzden e, böyle tek sıra koymaya karar verdim. Asla fazla koymak istemiyorum. Zaten bu kitaplık da olacağı için bana yetecek. Bayağı yerde açıldı. Zaten buradaki klasikleri alınca şuradan bayağı burada açılma oldu, yer açıldı. Şimdi kategorize ediyorum. işte Domingolar, işte yapı krediler falan böyle keyfime göre <laughs> diziyorum açıkçası. Birkaç kitabım daha var henüz koymadığım. Zaten fazla da kitabım kalmadı. Aşağıları da hatta şu rafı da düzenleyeceğim. Onları da tek sıra olarak hatta bu defterleri alıp şuraya koymayı planlıyorum. O zaman burası da açılır. Ya da defterler burada kalır, kitapları alırım. Emin değilim. Hani en altı ya çok en alta kitap koyma taraftarı değilim. Genelde böyle sevmediğim kitapları koyuyorum zaten. Bakalım yapmaya devam ediyorum. Nasıl olacak? Şurada ciltli kitaplarım var. Aslında onları mı çıkarıp buraya koysam? Hani en azından kitaplığımı ağırlık yapmasınlar. Diğeri düşünmüyor değilim ama evinde değilim. Yani şu an bende durumlar böyle. Ama çok içime siniyor. Evet, şimdi şöyle oldu. Göstereyim. Bayağı yer açıldı. Burası boş kaldı. Oraya kitap ayarlayacağım. Burası boş kaldı. Şimdi bu iki raf kısa kitap aldığı için kitap koyamadım. Acaba diyorum ki şuradan FCP'yi alsam oraya sığar mı? Oraya da en azından başka kitaplar koyarım gibi. Olabilir sanki. Bir bakalım. Evet bakın buraya sığıyor buraya da sığıyor. Evet ben öyle yapayım şuradan bu seriye alıp aşağılara koymaya çalışayım bakalım. En azından oraya daha farklı bir kitaplar koyabilirim gibi. Evet arkadaşlar son kez açtım artık videoyu tamamen bitti çok uzatmak istemedim. Zaten son halini hemen göstereceğim. Sonra başka bir videoda kitaplık turu yaparız. Tek tek kitapları gösteririm. Hangi kitapları okudum, hangilerini beğendim tarzında bir videoda gelir diye düşünüyorum. Şimdi sadece böyle nasıl yaptığımdan bahsedip hızlı hızlı geçmek istiyorum. Zaten biliyorsunuz bu kitaplık vardı. Diğer kitaplık geldi ve Alpaslan da kitaplarını aldı. Gerçekten çok mutlu oldum. Sağda solda duruyordu kitapları. Çok çok güzel oldu. Bunun için çok mutlu oldum. Şimdi önce bu kitaplıkla başlayalım. Böyle raf raf göstermek istiyorum. Burada doğan kitaplardan var ve karışık şurada destek yayınları falan var kişisel gelişim tarzını. Zaten biliyorsunuz arada sırada okuduğum için burası bu şekilde oldu. Zaten burası hep böyle değiştirmedim. Burası tamamen farklı oldu. Pegasuslar, Domingolar, İtakiler var, yabancılar var, Epsilon. Epsilon'dan bu ara bayağı kitap okumaya başlamışım onu fark ettim. Daha sonra eskiden bu arada hiç okumuyordum. Burada yine miras var ve bu Kredi yayınları yine birkaç tane daha doğan kitap. Bunları okumadığım için ve direkt böyle görmek istediğim için bu rafa dizdim. Zaten Tarık Tufanları görüyorsunuz. Ve Şermin Yaşar da okumak istiyorum artık. O yüzden onları da buraya koydum bu şekilde. Birazcık Türk yazarlar yan yana gibi olmuş. Şükran Yiğit de var burada. Melisa Kesmez de var. Aylin Balboa da var. Bayağı denk gelmiş diyebiliriz. Nermin Yıldırımlar da yine bu haftaymış. yine Yeni gördüm. <laughs> yani burada e, çok fazla okumadığım yayın evlerinden kitaplar var. O yüzden böyle karışık olmuş oldu ama hoşuma gitti yani bu görüntüsü. Görüyorsunuz forniyerlerim var. Galiba son kitabı hariç hepsi var bende. Öyle düşünüyorum şuradan itibaren. Bu arada bu kitabı çok okumak istiyorum listemde. Neyse bunları diğer videoda konuşalım. Kendimi tutamadım. Bir sonraki rafımız da bu şekilde oldu. Can yayınlarından oluşuyor tamamen. Ve şurada Everest yayınları var. Yani bu iki raf şöyle göstereyim. Kısa kitapları aldığı için bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Uzun kitapları almıyorlar. Yani e, kitaplı 4-4 raf şeklinde yaptığım zaman bir tane raf kısa kitap almış oldu. Karışık oldu. Bu FGP en üstteydi. Onları indirdim. Oraya destek yayınlarının birkaç tane kitabını koydum. O yüzden onlar burada artık. Ona da kısa zamanda okusam ya gerçekten senelerdir duruyor kitaplığımda. Bir türlü okuma fırsatımı bulamadım. Yine bu şekilde. Şu Elif Şafaklar var duruyor kısa kitaplar. Böyle kısa kitap okumayı aslında çok fazla sevmesem de bunlar hediye gelmişti bana dört tanesi. Yani bilmiyorum okudunuz mu yorum yaparsanız sevinirim. Ben hiç okumadım daha önce. Hiç öyle duruyor kitaplığımda. Bu rafımda böyleydi. Bir diğer rafımda yine böyle genelde ciltli kitaplarımı dizmek istedim. Karışık bir şekilde genelinde hepsini okudum. Yani bu rafta okumadığım galiba şu iki kitap var. Ve şu ikisi var. Ve Kafka da varmış. Ve bu da varmış. Onları görmedim. Diğerlerinin hepsini okudum sayılır. Bir diğer rafımda böyle yine karışık bir şekilde dizdiğim kitaplardan oluşuyor. Bu kitapların bakayım çoğunu okudum. Aynen bakalım. Okumadığım kitap galiba yok. Erebos'u okumadım diye hatırlıyorum. Oradan bana göz kırptı. Yani bir diğer ve son rafım. Bu defterleri aslında kaldıracaktım ama sonra dedim ki yeni kitap alırsam eğer e, öyle kaldırırım. Yani yeni kitap aldığım zaman bu, bu defterleri alırım. Bu Buraya da geleceğiz. Buraya falan koyarım diye düşünüyorum. O yüzden yine böyle kalsın. Zaten en altta fazla görünmüyor. Ve burada da yine e, çok eski kitaplarım var. Onları da buraya koymak istedim. İşte çocuk kitapları, daha önce okuduğum kitaplar şimdi istemediğim yani kitaplardan oluşuyor. Burası da böyleydi. Şimdi bir diğer rafa bakalım. E, bu canım <laughs> kavgam serisini buraya koydum sonunda. Hep buradaydı biliyorsunuz, şuradaydı. Onu aldım artık oraya koydum. Onun yeri orası. Yine burada kavgam serisi. Şurada benim etiketlerim falan var. Koyacak yer bulamadım. Orada iyi oldu gibi Gözükme en azından. Burada e, klasik kitaplarım var. E, Hasan Üceller, işte modern klasikler falan var. Yine birkaç kitap daha gelecek yolda. <laughs> Aldım yani daha gelmedi. Alışveriş yaptım bu arada son zamanlarda. Onları da görürsünüz. Burada oğlumun rafı oldu. Çok çok mutlu oldum burası için. Birazcık karışık görünümün farkındayım. Ama kitapları böyle uzun uzun kısa uzun kısa olduğu için şöyle görüyorsunuz ya sil kitapları var işte sticker kitapları var okuma kitapları işte şu çok kullandığımız bir iki yaş kitapları yani karışık olduğunu farkındayım ama öyle oldu. Yapacak bir şey yok bunlar için. Burada benim çok eskiden boyadığım mandalalar var. Onları asla atamıyorum ama boyacak vakit bulamıyorum. Ama buraya koymak istedim. Bence güzel oldu. Burada kutulu setler var. İşte bunları zaten bazen videolarda göstermiştim. Görmüşsünüzdür bunlar var. Yine belki çok istenirse aşağı yazın. Ayrıntılı bir şekilde onların da videosunu çekelim. İçeriği nasıl falan diye eğer almak isterseniz çocuğunuz küçükse 3-4 yaşlarındaysa. Bakabiliriz yani onlara da burası da şurada benim böyle çok okumak istemediğim ama aldığım birkaç kitap var işte kaynak kitaplar yemek kitapları işte falan filan Karatay mutfağı falan var Onları oraya koydum bu iki kutunun içinde bir tanesinin içinde şöyle Alparslan oyun hamurları kalemleri falan var bunun içinde de benim kullanmadığım ajandalar defterler falan var Onları da oraya koydum yani bayağı iyi oldu. Orası böyle ardiye gibi oldu. En altta da şu kısımda da benim KPSS kitaplarım var. Onlar lazım olmadığı için oraya koydum. Onlar buradaydı. Onlar alınca bayağı bir yer açıldı. Çok mutlu oldum. Yani son durum bu şekilde. Gerçekten çok çok güzel oldu. Aşırı mutluyum. Çok hoşuma gitti. Hatta şuradan video çekebilirim. Gerçekten açı 10 numara oldu. Şu şekilde video çekebilirim diye düşünüyorum artık sizler için. Gerçekten çok sevindim ya. Bir de okuduğum içeride birkaç kitabım var. Yine onları da çekeyim. Hemen oraya da gidelim. Hatta gidelim birlikte. Evet burayı da göstereyim. Burası böyle e, televizyon ünitesi. Şöyle şunu alacağım. Bu arada burada kalmış. Alparslan almasını diye oraya koymuştum. Burada e, bunları içeriye götürmem gerekiyor galiba. 3 kitap. Bunları buraya koymuştum ama galiba içeriye götüreceğim çünkü yer var orada. Oraya koyabilirim ya da burada görüntü açısından güzel diye buraya getirdim. Sığmıyorlar, boyları bayağı uzun. Şu kitapları okuduğum için şu an yani şunların hepsini bu ara okuyorum. Okuduğum için de burada kalsın istedim. Gözümün önünde dursun istedim. Sürekli kitapla gitmek istemedim. Yani buradan kitabım bittikçe okurum. Şu an bunu okuyorum. Bittiğin zaman buradan okurum diye düşünüyorum. Burada yine ajandan falan, kalemliğim falan filan var. Şöyle bu arada bunu kardeşim yapmıştı. Çok güzel değil mi? Şunu kardeşim yaptı kitap tutacağı çok hoş. Burayı da göstermek istedim. Bu kısımda böyle yani başka evin bir köşesinde e, kitap kalmadı. <laughs> Bütün kitapların yeri var artık. Gidelim. Evet e, bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıntılı e, kitapları gösterdiğim bir videoda çekerim diye düşünüyorum. Şimdi mumlar kalemlikler falan var. Onları yerleştiririm buraya. Sonra benim işim biter. <laughs> Beni buraya kadar izleyen için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.